Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar ve her daim genç kalacak olanlar. Sabahları siyaset konuşmak adetim değil. Ama Bahçeli'yi konuştuğum zaman kendimi siyaset konuşmuş gibi hissetmiyorum ben. Biliyor musunuz? Yani mizah da yapamıyorum tabii, Bahçeli'nin mizahı olmaz da. Zaten Bahçeli kendi mizah. Onun söylediklerini tekrar edince mizah yapmış oluyorsunuz. Ne olabilir? Yani komiklik de değil. Yani. Çünkü komiklik olsa... Ama Şahan Gökbakan'ın filmlerinde neydi o bir tip vardı? Recep İvedik. Bahçeli'yi dinlerken Recep İvedik aklıma geliyor. Biliyorsunuz Recep İvedik gülmez. Kendi gülmez abi. Hep falan yapar. Çok ciddidir. Ağır abidir. Tamam mı abi? Ama söyledikleri hiçbir zihbe sapa gelmez. Ya Şahan Gökbakar, bizim aşkının Bilkent'te okul arkadaşı, o bakımdan süper. Türkleri, hepsini değil canım. Yani Türklerin önemli bir bölümünü, mesela Devlet Bahçeli'ye benzeyen bölümünü çok iyi etüt etmiş abi. Olağanüstü. Zaten bakınız, ben Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'a mizahçı gözüyle bakıyorum. Yani onlar zeki olduklarını gizlemiyorlar oyunlarında. Gerçek hayatlarından söz etmiyorum şu anda. Bakınız, bütün anlatmak istediğim yazdıkları oyunlarla ilgili, yaptıkları stand-up'larla ilgili, çektikleri filmlerle ilgili. Mesela Cem de Yılmaz da zeki olduklarını, yani filmdeki rolleri icabı zeki olduklarını karşı taraflara anlatıyorlar. Cem Yılmaz en azından kendisine ikinci bir rol, ikinci bir kişilik, ikinci bir karakter yazarak zeki, uyanık adam oynuyor. Yani birisinde çok düzgün, çok dürüst, biraz saflıkları olan ama öyle de külütmeyen birisi oynarken diğer ikinci karakterde bir defa bir felaket oynuyor. Çok hoşuma gidiyor. Kimi oynadığını söylemem abi. Niye söyleyeyim ya? Millet de zanneder ki lan acaba Cem Yılmaz'dan bir tiyo mu aldı? Hiç vallahi hiç. Hiç asla. Hayatımda bugüne kadar Cem Yılmaz'la telefonla bile bir defa görüşmedik. Hiçbir yerde de karşılaşmadık. O kadar da sevdiğim halde karşılaşmadık. Ben onu izledim canlı. Ama o benim varlığımdan haber olan birisi değildi. Yeni öğrenmiş, mutluyum. Neyse. Yılmaz Erdoğan da mesela öyle. Şahan Gökbakar'la Ata Demirer, rahmetli Kemal Sunal'a yazılan rolleri oynuyorlar ama yani saf, ama mesela Ata Demirer kaba da şey, affedersiniz, Şahan Gökbakar, Recep İvedik kaba da ama abi temiz kalpli en azından yani. Temiz kalpli en azından. Ya öyleleri çok herkes arkadaş gibi değil tabii yani. Yine oğlu yenilik yapacak değil. Ata Demirer de öyle. Ata Demirer de yazdığı oyunlarda, çektiği filmlerde kendisini daha saf, temiz, yürekli ama dürüst bir taşra delikanlısı olarak tanıtıyor oyunlarında. Yoksa bu Türkiye'nin dört vazgeçilmez bence başarılı sanatçısının dördü de benim gözümde zeka pırıltıları olan insanlar, dördünün de entelektüel birikimleri çok yüksek. Bunlara siyasi mizah niye yapmıyorsunuz diye kızarsak olmaz. Neden olmaz? Abi o zaman Devlet Bahçeli'yi ben nasıl yapabilirim onlar yaptıktan sonra? İmkan var mı? İşte Devlet Bahçeli'nin yani şöyle söyleyeyim be. Aa, bu sabah ben çok kötü konuşuyorum ha. Ya genelde hep kötü konuşurum da bu sabah çok kötü konuşuyorum. Yani bu dört sanatçının Devlet Bahçeli'den güldürü çıkarmamasının yarattığı boşluğu doldurmaya çalışıyorum. Oh be, cümle kurdum. Vallahi sonunda başardım galiba. Anlayabildiyseniz tabii yine. Canlarım benim, güzellerim benim. Siz de diye anlarsınız be. Az sonra size Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olan açıklamasını söyleyeceğim. Hakikaten bugün tökezliyorum. Neyse ama anlatıyorum değil mi derdimi? Ya öyle şeyler söyledi ki ya insanın aklı hafsalası almıyor ya. Hani bir bakıma
Gitmeseydin oraya kardeşim sen de %7 oy almışsın falan demeye getirdi. Ne işin var orada lan yani kabadayı tabirle söylersin. Hay önce bir tabii saldırıyı kınadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların ben biliyorsunuz söylemiştim PKK'lı teröristler olduğu kanaatindeyim. Benim görüşüm öyle abi. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların PKK'lı teröristler olduğunu zannediyorum. Neden? Bir defa hatırlarsanız Şavşat'ta nerede Ardanuş'ta mı bir yerde karşı taraflarında bir yerde ya da işte Artvin'le Ardahan arasında bir yerlerde PKK'lıların saldırısına uğramıştı. O saldırı uzaktan yapılmıştı. Hatırlarsınız. Ama bu öyle değil. Abi bu saldırının içinde bir şey söylemek istemiyorum. Sadece susuyorum. Ama bu arada pardon ha Devlet Bahçeli'ye geçmeden önce pardon. Abi Türkiye'de bir Milli Savunma Bakanı var evlere şenlik. Evlere şenlik. Yeter artık diyor mesajınızı verdiniz. Yani ayağını denk al lan Kılıçdaroğlu öldürürüz lan seni diyenler var ya. Kılıçdaroğlu'na saldıran o insanımsılar var ya. Ülkenin Milli Savunma Bakanı yeter artık ama diyor. Bakın diyor mesajınızı verdiniz Kemal Kılıçdaroğlu bir daha sokağa çıkmaz korkmayın. Hele sizin buralara hiç gelmez. Hele MHP'lilerin AKP'lilerin olduğu yere uğramaz bile. Diye mesaj veriyor. Bunu veren ülkenin Milli Savunma Bakanı. Hepimizin can güvenliğinden sorumlu. Dış düşmana karşı. Abi ana muhalefet partisini iç düşmana karşı koruyamayan bir arkadaş. Dış düşmana karşı bizi koruması gereken orduyu nasıl yönetecek aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor, billahi aklım almıyor. Ha şimdi yine diyebilir ki onun yerine birileri. Kendisi demez tabii kendisi. Abi biliyorsunuz o büyük adam abi. Bizim gibi sosyal medya kıtıp yazılarını ciddiye almaz abi. Büyük kocaman abi adam parası cebinden para verip cami bile yaptırdı. Okul, ya okul yaptıracak da ne olacak? Okuldan bir sürü eğitilmiş insan çıkıyor. Onlar da sonra çıkacaklar. Adamcağızı tenkit edecekler benim gibi. İster mi ya bu adam? Allah Allah siz de bir alemsiniz ha. Ha bu soruları bana kim soruyor diye merak ediyorum. Abi herkeste iki kiş vardır biliyorsunuz. Mr. Jekyll and Hyde. Hangisi Hyde hangisi Jekyll bilmiyorum. Ama ben konuşurken içinden bir başkası bir soru soruyor falan diyor bana. Yani Kemal neydi o? Bu lise arkadaşı savunmaya kalkıyor içimden birisi. Temeli fıkrası gibi hani gitmiş ya camiye imam anlatıyormuş. Tamam mı? İki tarafımızda iki tane melek vardır. Birisi sağ taraftakiler sevaplarımızı yazar, sol taraftaki günahlarımızı yazar. Unutmayın ha zinhar. Sağdaki melekler sevapları, soldaki melekler günahları yazar. Onun için selam verirken sağdaki meleklere Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sonraki soldaki meleklere selam veririz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ha unutmayın. Temel gider eve, namaza durur. Sonra tabi selam verme süreci gelince döner sağ tarafa. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ha siktirinullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ha siktirinullah. Canlarım benim ya. Güzellerim. Ya yine de gülmek istiyorum abi. Sabah sabah güne neşeli başlamak istiyorum. Hulusi Akar da benim en çok güldüklerimden bir başkası biliyorsunuz. Bu konudaki tavrımı. Ha vali de aynı şeyi söyledi. Vali. Oradaki Kırıkkale valisi mi? Nerenin? Bir yerin valisi. Ankara valisi mi yoksa? Ya bir adam valiymiş herhalde ya da kaymakam mı neyse. Abi adam neler söylüyor? Hadi evin girinize diyor. Acınızı anlıyoruz. Ya pşşt beyefendi sen devletin valisisin be. Her acıyan önüne gelene saldırırsa bu ülkede her şey birbirine karışır. Aman ha. Belli ki mülkiye mezunusun. En azından hukuk fakültesi mezunusun. Sen böyle mi okudun? O öğrendin okulda. Böyle mi? Ya saldırganları enterne edip uzaklaştıracağına, onlara hatta gerekirse güç kullanırız, zor kullanırız. Bunu yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Bu ihkakı haktır. Kanunlarımızın hiçbirinin ihkakı hak yoktur diyeceğine. Tamam artık yeter ama. İşte bak gazınızı aldınız. Ne demek ya? Acınızı anlıyoruz. Ha yani biz yokken saldırın yine. Yazıklar olsun be. Hay vallahi yazıklar olsun. Billahi yazıklar olsun. Ya memleket ne hale geldi ya? Ha buna rağmen ensenizi karartmayın. Evet ensenizi karartmayın. Ya Türkiye'de şu anda göz gözü görmüyor. Bu sabahın artık
kapımızda olduğunu gösterir. Ama sabah derken o kalyoncuların sabah değil he. Sakın karıştırmayın. Neyse çok uzattım ben geleyim. Devlet Bahçeli diyor ki abi. Devlet Bahçeli diyor ki. İşte az önce de hatırlattığım gibi. Kemal Kılıçdaroğlu saldırı yapıldı ya. Böyle ufacık bir kınama yapıyor sonra. Gitmeyeceksin diyor. Bir lider diyor siyasi partilerin nereye gitmesi gerektiğine kendisi karar vermeli diyor. Neden biliyor musunuz? CHP orada %7 oy almış çubukta. Sadece %7 almış. Ne ittifakıydı o? İşte bir ittifak vardı ya. Ha Cumhur İttifakı da %73 oy almış. Yani biz gideriz oraya. Ya Devlet Bey. Hafazan Allah sen yarın öbür gün Diyarbakır'a. Ne bileyim Van'a, Batman'a, Mardin'e, Hakkari'ye falan nasıl gideceksin ya da gidebilecek misin? Gidersen başına bir iş gelirse ne olacak? Ha, siyasal iktidar İçişleri Bakanı seni korur. Peki seni koruyan İçişleri Bakanı? Sen küçücük 40 kişilik bir partinin mi şefisin? Koskoca dev gibi ana muhalefet partisi liderini neden korumuyor? Sen bir muhalefet partisi liderisin normalde. Olmayabilirsin de. İktidar partisinden milletvekili de olabilirsin. Senin söylemen gereken İçişleri Bakanı istifa etmeli. Ben demokratik hukuk devleti olan ülkemde benim ana muhalefet partisi liderime yapılan saldırıyı önleyemeyen ve hatta orada Sayın Genel Başkan'ın linç edilme konumuna kadar gelmesine sebep olan bir İçişleri Bakanı'nın bir dakika bile görevde kalmasına razı olamam demen lazım. Niye demiyorsun? Niye öyle demiyorsun Devlet Bey? Sen şimdi bu lafı söyledin. Arşive kaldı. Ben de benim arşivimde de kaldı. Sen hele bir git başına bir şey gelsin bir yerlerde. Ben de sana aynı şeyi söyleyeceğim. Bir siyasi parti lideri memleketinin neresine gidip neresine gitmeyeceğini bilir. Hadi oradan. Edepsiz. Hadi oradan. Bir siyasi parti ülkesinin her santimetre kare toprağına gider be. Sana ne? Sana mı soracak? He? Sana mı soracak? Allah Allah. Bay komedyen. Ya nesin sen ya? Sen nesin ya hakikaten ya? Allah Allah canlarım. Bakın. Üstüne basa basa söylüyorum. Bugünler Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi günleri. Ha not edin. Bir tarafa not edin. Daha kaç son 2 yıldır söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına yaklaştığı günden beri Bahçeli söylüyorum. Bahçeli bir yakın savaş ustasıdır. Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının sonu gelmiştir. Diyor muyum, demiyor muyum? Bakınız, Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatının hiçbir döneminde Bahçeli ile beraber olduğu günden bugüne kadarki başarısızlıklarını yaşamadı. Kıl payıyla bir referandum, kıl payıyla bir cumhurbaşkanlığı ve en son seçimler, halkın yarısı gayri safi milli gelirin %70'ini üreten şehirlerde yaşayan halk Millet İttifakı'nı tercih etti. Yani Bahçeli'nin Zillet İttifakı, İllet İttifakı dediği o partinin adaylarını tercih etti. Ve o adaylar Devlet Bahçeli'nin nobran yüzünden, kavgacı, kin, nefret dolu bakışlarından hiç etkilenmeden sürekli barış mesajları verdiler. Hala barış mesajları veriyorlar. Peki daha iyisinin yani, peki Erdoğan neden bugünlere gelecek? Öyle söyleyeyim, bazen dilim karışıyor. Söyledim. Devlet Bahçeli aslında çaktırmadan Yüksek Seçim Kurulu'nu tahrik ediyor. Hatta ve hatta tehdit ediyor. Bu seçimi iptal etmezseniz Türkiye beka sorunu yaşar diyor. Ha gerçi Türkiye'den İstanbul'a indi adam olsun. İstanbul'a indi adam olsun. Ama beka sorunu diyor yine abi. Tabii beyefendinin zeka sorunu olduğunu biliyorsunuz ama bu neyse onu bir tarafa koyalım. Ya nasıl bir insan bu ya? Düşünmek lazım. İşte bu biliyor ki eğer İstanbul seçimleri ertelenirse Recep Tayyip Erdoğan kendisi aday olsa, bakın Cumhurbaşkanlığından istifa edip öyle bir anayasa değişikliği yapabilseler mesela, olacak şey değil ya, geri dönmek şartıyla istifa edip seçime girsin, inanın İmamoğlu karşısında rezil olur. Ya Bahçeli'nin istediği zaten Erdoğan'ın rezil olması. Çünkü AK Parti parçalanmadan
AK Parti parçalanmadan MHP ayakta kalamayacak belli oldu. MHP içindeki aklı selim sahipleri de yavaş yavaş gelecek günlerde İyi Parti'ye yönelecekler. Neden? E Adana bitti abi. Adana deyip geçmeyin ha. Acayip cukka vardı. Adana'daydım gördüm. Anlattılar. Mersin deyip geçmeyin ha. Belediye başkanı neden kovdu? Belediye başkanı bazı şeylere ha dedi. Vermem dedi. Vermez misin dedi o da. Burhanettin Bey'i ya da Burhan Bey'i aldılar. Nasıl? Bir oyuna getirdiler hemen. Hem de kendi adamıyla vurdurdular. Yavrum mafya taktiği. Kusura bakmayın böyle. Yani canlarım, Devlet Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti siyaset hayatının en büyük gaflarından birini daha yaptı. Ben gülüyorum tabii. Gülüyorum. Neden gülüyorum biliyor musunuz? Ciddiye almayın diye gülüyorum. Boşverin. O ne söylerse söylesin. Geçin. Gülün. Geçin. Gidin. O da Kars'a gitsin, Ardahan'a gitsin, Van'a gitsin, Diyarbakır'a gitsin, Mardin'e gitsin, her yana gitsin, Batman'a da gitsin, her yana gitsin Devlet Bahçeli. Ama başka liderlerle giderse karışmasın. Aksine orada bir saldırı olduğunda ilk çıkışını Cumhurbaşkanı'na ve İçişleri Bakanı'na yapsın. İstifa edin desin. Siz benim ülkemin ana muhalefet partisi liderini koruyamıyorsunuz desin. Milli Savunma Bakanı'na desin ki beyefendi bir dakika, bir dakika beyefendi sen bu nasıl bir konuşma böyle ya desin. Bu nasıl bir konuşma ya? Mesajınızı verdiniz. Yarın öbür gün bana da böyle bir mesaj verilebilirse beni de korumayacak mısınız? Diye sormalıydı. Sormadı Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'yi siyaset hayatını böyle götürecek. Böyle. Ben bunu en başından beri söylüyorum. Ta ki Erdoğan'ı siyaseten yere sevinceye kadar ki İstanbul seçimleri yenilenirse onun için keşke İstanbul seçimleri yenilense dedim. İstanbul seçimleri yenilenirse göreceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi ya da adayı İmamoğlu karşısında rezil rüsva olacak. Siyaset hayatından vazgeçecek. Göreceksiniz. Hatta zaten aday bulamayacak. Aday yazın bir tarafa. Evet. AKP Genel Başkanı İstanbul seçimleri yenilenirse İstanbul'da gösterecek aday bulamayacak. Canlı öğlende buluşacağız. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.